Gençler Esenlik, şöyle bir akşamüstü araba söyleşisi yapayım. Umarım hem sesim iyi gelir hem de görüntü iyi gelir. Birazdan ışığı yakarım. Şimdi arkadaşlar çok mesaj attı falan. Biliyorsunuz üniversite için sonuçlar açıklandı. Umduğunu bulan arkadaşlara başarılar dilerim, tebrik ederim. Umduğunu bulamayan arkadaşlara da bir sonraki sınavda inşallah başarılar dilerim. Yani olmayabiliyor işte. Herkes istediği sonucu alacak diye bir kural yok. Ama üniversiteye gitmem gerekiyor mu? Ya da gitmeli miyim? Gitmeyeyim mi? Bununla ilgili bir mesaj atan bayağı arkadaş oldu. Şimdi bir iki şey vardı işte. Jordan Belfort'un üniversiteyle ilgili videosu var Instagram'da. Emre Çetin izleti. Orada da söylüyor işte avukat, psikolog falan olacaksan tabii ki git diyor. Ama hani sanatçı için gitmene gerek var mı? İşte şarkı sözü yazmak için sana kalmış vesaire diyor. Şimdi üniversite mezunsunda biraz açıklama yapayım ben. Bilenler biliyordur. Bak kırmızıda geçti yine taksi ya. Allah'ım yarabbim. Ankara. Üniversite mezunsunda ben hiç üniversiteye gitmek istemedim. 2006 gibi, 2007 gibi Tarcan Bot diye bir yapay zeka diyemeyeceğim de böyle çok temelini düşünün. Daha iPhone yok ortada. Çok ilkel bir bot düşünün. Yani sana yazıyorsun cevap veriyor. Böyle bir şey. Bu bot akıllı arama motoru yapmak istiyordum ben. Ne yapacağım? İşte şirket kuracağım. Bunu geliştireceğim. Satacağım 18 yaşına girince. Ya bütün aile blok oluşturdu bana karşı. Çünkü benim bilenler biliyordur. Yine tekrar etmek istemiyorum ama kısaca değineyim. Dedem 8 yaşında Bulgaristan Rusçuk'ta Semercova köyünde çoban, 8 yaşında. Ailesi 13 yaşında onu Rusçuk'ta bir ailenin, Bulgar ailenin yanına gönderiyor. Diyor ki git orada meslek öğren diyor. Çobanlık, mobanlık olacak iş değil. İşte berberlik biraz, ondan sonra ayakkabıcılık falan öğreniyor. Esas mesleği ayakkabıcılık. Şimdi bir odayı veriyorlar. Evlerindeki bir odayı dedeme veriyorlar. Sağ olsun onlar da hani kendi çocukları gibi sahiplenmişler. O şekilde yetişiyor. Bir tane çocuğu dayım konservatuarda 11 yaşında 12 yaşında keman çalıyor. 6 yaşında saz çalmaya başlıyor. Annem de işte bilim insanı oluyor. Yardımcı doçent. Böyle bir aile. Yani maaşla çalışarak, maaş karşılığında para alarak toparlayan bir aileden bahsediyoruz. Haliyle bu aile için maaş çalışmanın dışında para alma mevzusu fazlasıyla tehlikeli. Yani o şekilde görüyorlar. Çünkü bildikleri bir şey değil. O yüzden beni engellediler. İşin özü böyle. Çok açık şekilde söyleyeyim. İstemediler. Bilgisayar mühendisliğine gir dediler. Ben de 11 yaşında bilgisayar mühendisliğine düzeltiyorum. Bilgisayar programlamasına başladım. 11 yaşında programlamaya başlamıştım. İşte kolayca geçersin falan diye. Ama iş öyle olmuyor arkadaşlar. Ben Facebook, işte Google'ı görüyorum orada. Şirket kuracağım. Oradaki çocuklarla birlikte gelişeceğiz. Bunları satacağız. Bunları düşünüyorsunuz. Düşündüğünüz gibi olmuyor. Bu sefer siz de hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Diyorsun ki kardeşim ben okumayacağım diyorsun. Ya nereye geçeceksin ya? Nereye geçeceksin ya? Tek şeritli yolda. Sabırsız tipler var ya mesela. Neyse konumuzdan atlamayalım. Ondan sonra diyorsun ki yapamayacağım. Ben böyle dedim. Çünkü beğenmiyorsun. Sevmediğin bir şey yapamazsın arkadaşım. Sevmen lazımmış. Efendim çok iyi para varmış, ben doktor olacağım. Lan beni kan tutuyor. Ya birinin, sevdiğim bir insanın birine, bir yerine bir şey batsa böyle çok kötü oluyor. Şimdi cerrah olacağım ben, para varmış diye. Buraya gidilir mi? Gidilmez değil mi? Sevdiğin işi yapman lazım. Yani hep o klasik mevzu var ya, sevdiğin işi yap, sevdiğin işi yap. Böyle, bu iş böyle. Gerçekten de sevdiğiniz iş yapın arkadaşlar. Üniversite okuman lazım mı? Şimdi bakın, girişimcilik, iş insanlığı, iş adamlığı, bunlar kolay işler değil. Para gelmiyor düzenli. Bir bakıyorsun
tutuyor ödeme var, alamıyorsun. Alamadığın için ödeyemiyorsun, mahcup duruma düşüyorsun, bir sürü sıkıntı. Türkiye'de zaten adaletsiz bir sistem, aşırı ağır vergiler olduğu için buralara girip bu sıkıntıları yaşayıp ondan sonra bunlarla mücadele edebilir misin? Bak şimdi benim tanıdığım birçok zengin 11-12 yaşında ticarete başlamış. İlkokul, hani diyorlar ya, üniversite okuyoruz, ilkokul mezunu patronun yanında çalışacağız ya böyle. Burunlarını kıvırıyor. Lan 11 yaşında ticaretin içinde, sen 13 yaşında, 15 yaşında, hala belki 25 yaşındasın, 20 yaşındasın, hala bilgisayar oyunu oynuyorsun değil mi? Adam 11 yaşında, dedem 13 yaşında şehre gitmiş ya, 13 yaşında. Şimdiki 13 yaşındaki çocuklara bakıyorum ben. Bu çocukların tek başına bir şehirde yaşaması mümkün değil ya, mümkün değil. Yani arkadaşlar, biraz bakacaksınız, kendinizi değerlendirmeniz lazım. Ben iş kurabileceğim ya. Üniversiteye gitmemenin alternatifi ne? Gidip Starbucks'ta barista olmak, 50 yaşında Necmi dede olarak 60 yaşında barista olarak mı emekli olacaksın? Değil değil mi? O gençlikte işte ne bileyim üniversite okurken yapılacak bir şey. Peki ne yapacaksın yani? Ne iş yapacaksın? Hangi meslekten? Şimdi bazı meslekler var, gençken iyidir. Ne bileyim, reklam, tabela, ıvır zıvır. Yaşlanınca nasıl yapacaksın bu iş? Bazı meslekleri yaş kaldırmaz. Bir yerden sonra çok zorlanmaya başlarsınız. Bunu kendinize bir sorun. Yani ne yapmak istiyorsun? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya ne yapacağını bilmiyorsan problem orada zaten. Ya bir insan nasıl ne yapacağını nasıl bilmez ya? Var öyle insanlar işte. Ne yiyeceğin bilmiyorum. Lan açsın oğlum, ne yiyeceğini nasıl bilmiyorsun ya? Böyle olmaz arkadaşlar. Ne istediğini bir, her zaman ne istediğinizi bilin. Yanlış bir karar olabilir. Ama en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Kararını ver, hedefe yürü. Şimdi o yüzden üniversite okumayacağım, bir yerde maaşlı çalışayım. Bakın, üniversite, bir yerde maaşlı çalışacaksanız kesinlikle üniversite okuyun. Bizim ülkede diplomaya bayılırlar, böyle ağızlarının suyu akar. Diploma, üniversite, benim çocuğum üniversite mezunu. Böyle bir kafaya giriyor aile. Benim ailem de yaptı bunu. Aman ünlü, tüyleri diken diken oldu ya. Ne demek yani ben üniversite okumayacağım da şirket kuracağım? Nasıl yani? Mühendis Fikret'in yardımcı doçent Seval'in kızı üniversite okumaz mı? Ben biliyorum, arka planda böyle kafalar çalışıyor. Konu komşu neler? Muhtemelen böyle şeyler düşünüyorlar. Yani üniversite okumamak, şirket açmak muazzam kötü bir şey ya hani onlar için. Nasıl yani? Nasıl para kazanacak? Mahvettiler beni. İstemediğim bölüme geçtim. Çok pişmanım. Çok net söylüyorum. Oradan sonra 3. yılımda terk ettim. Hazırlık falan derken. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bir bitireyim de diye bitirdim yani. Ne şimdi tarcan botu, ne yapay zeka, ne bilgisayar. Tiksindim hepsinden. Tiksindirdiler. 14 programlama dili biliyordum ben. Tiksindirdiler beni. Üniversiteden de, okumaktan da, bilgisayardan da tiksindim. Arkadaşlar o yüzden burada ailenizi, ailen kendi içindeki bazı şeyleri size yansıtmaya çalışıyor olabilirler, bakın aileler. Aile doktor olmak istiyordur. Doktor değildir. Ama seni doktor yapmak istiyor. Niye? Çünkü içinde ukde kalmış. Bu kalan ukdeyi niye seninle yaşatmaya çalışıyor? Senin amacın başka bir şey belki. Yok. İlla bizim istediğimiz olsun. Mühendis olsun. Çocuk sonra mutsuz bir şekilde hayatını yaşıyor. İstedikleri kişiyle evlensin. Ailenin böyle hasta ruhları var. Bu. Ama Türk milletinin %70'i bu bak. Bizde problem var. Problem. Psikolojik problemler var bizim millette. Yani biz bireyselleşemiyoruz. Hani Avrupa'da 18 yaşında çocuğu alıp böyle dışarı koyuyorlarmış evin dışına. Aa, ne kadar iyi kardeşim, bireysel oluyor ya. 20 yaşında çalışıyor. Tabii orada koşullar da iyi. Herhangi bir yerde asgari ücretle çalıştığı zaman evini de geçindiriyor, evleniyor da bitti. Kimse de ona üniversite okumadın, sen işçisin demiyor. Üniversite okuyan mühendis de çıkıyor işçilerle, işten sonra oturuyor, birasını içiyor, muhabbetini ediyor. Bizimkiler gibi değil. Şimdi o yüzden bazı gerçeklerin farkına varın arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ailen bıdı 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 girecek kafana. Bak 30-35 yaşına kadar gidersin.
yaşadığım şeyler olduğu için anlatıyorum. Gider. 30-35 lira kadar hayatın gider. Sonra toparlamaya çalışırsın. Ailenden ne kadar çabuk kurtulursan o kadar iyi. Bak, acı gerçeği ben size söyleyeyim. Siz zannediyorsunuz ki aile sizin için çok iyi. Evet tabii ki korur, kollar falan. Fakat bir noktadan sonra, 13-15 yaşından sonra aileyi çok fazla dinlemeye başladığınızda sizin zararınıza olmaya başlar. Bu ne gibi biliyor musun? Çocuğum yemek yemedi, kek yapıyor, götürüyor, eline, önüne koyuyor. İşte çocuğumun karnı aç olmasın. Şekerli unlu şey verdin sen, iyilik mi yaptın şimdi çocuk? Yemek yemedi, ne yapayım? Sen şekerli şey verdin çocuğuna. Yani iyilik mi yaptın? Hayır. Ama bizim aileler hep bunları düşünüyor. Yani iyilik yap. İyilik değil, sen hayatı hazırlamıyorsun. Efendim anneler korkuyor işte. Boksa, kickboksa gitmesin. Dudağı patlıyor, bilmem ne yapıyor. Ya hayata hazırlanıyor bu çocuk. Spor yapıyor, disiplinli. Alkol, sigara, uyuşturucudan uzak duran sporcu çocukların içinde yetişiyor bu çocuk. Ama yok, ağzı kanıyor. Burnu kanıyor. Ay, bir şey oldu. Aile normalde seni hayata hazırlamakla mükellef. Siz çocuklarınıza bunu yapacaksınız. Aile hayata hazırlar. 13 yaşına kadar geldi, tamam, toparladım, bilmem ne yaptım, baktın artık. 13-15 yaşından sonra da çocuk bu kadar zorluklara psikopat müdürleri olacak. Borderline sevgilileri olacak, eşleri olacak. Sokakta yürürken laf atacaklar. Türkiye gerçeği bu, hayatın gerçeği bu. Çocukları buna karşı hazırlaman lazım. Öyle çıtırıldım prenses gibi olan çocuğu özellikle yetiştirilmez. Kız çocukları bir yere kadar problem değil. Aile bunlardan eksik kalıyor. Dolayısıyla aile size her zaman bütün şartlarda en iyi şeyleri sağlayan, hep sizin için her şey, elini sıcak sudan soğuk suya sokmamış, ay aile süper diye düşündüğünüz an problem yaşamaya başlarsınız işte. O yüzden o kafayı bir kenara bırak. Aileyi hayatına karıştırdığında iş problemli oluyor. Olgunlaşmanın bana göre birinci adımı, ailenin bir noktaya kadar sana destek olduğu, bir noktadan sonra ailenin sana zarar vermeye başladığını fark ettiğin an olgunlaşmış oluyorsun. 40 yaşında 50 yaşında adam, yok benim ailem her zaman bana iyilik yaptı. Olgunlaşamamış, 70'te de olgunlaşamaz o. 20 yaşında çocuk bunu anlamaya başladığı zaman, ya bak ailem bana böyle böyle yapıyor ama burada bir yanlış var demeye başladığı zaman kendi fikriyle, işte orada biraz toparlanma başlıyor. Bu çocuk toparlar kendini. Bunları niye anlatıyorum bu arada? Bunları şunun için anlatıyorum. İşte bütün bunlara dikkat edeceksiniz. Bunun farkında mısınız? Bunu biliyor musunuz? Yoksa hiç bunların farkında değil misiniz? Yok ya, benim için aile öyle olmaz falan. Aha, öyle olmaz arkadaşım. Devam et sen bakalım. Yani buradaki süreç şu. Kısaca anlatıp içeri gireceğim. Kısaca 30 dakika. Buradaki süreç şu. Ailenizin size dayattığı hayatta yaşamayın. Kendi istediğiniz hayatı yaşayın. Ailen sana hayat dayatmasın. Kiminle evleneceğini dayatmasın. Kiminle evlenemeyeceğini dayatmasın. Hangi bölüme gitmeyeceğine ailen karışamaz. Karışmaması lazım. Fikir beyan eder, araştırır. Bu kadar. Yani şunu saralım. 17 yaşındaki Emre Çetin'e dönelim. İşte ben size hep blog yazdım, 600'den fazla yazı. Çetin blog, Emre Çetin blog. Elçi grubunu kurdum. Emre Çetin izleti YouTube ve Instagram kanallarını kurdum. Bunların hepsini neden yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? 17 yaşında bana kimse bunları söylemedi. Ne abi, ne bir şey vardı, ne büyük vardı. Ben size bu yüzden bunları anlatıyorum. Olur da birinizin hayatını değiştirirsem, bir kişinin hayatı değişebilirse, yeni bir şey, farklı bir bakış açısı kazandırırsam kar. Çünkü o çocuğun hayatı kurtulacak. Ben anlatıyorum, ben para kazanmıyorum, ben hiçbir şey kazanmıyorum bu işlerden. Ama birinizin hayatı değişirse, bunun kazancı çok büyük ki gelen bazı mesajlar var, anlıyorum. Dönelim 17 yaşındaki Emre Çetin'e. Biri çıkıp deseydi ki, kardeşim sen şirket mi kurmak istiyorsun? Evet. Tamam. Maddi olarak da bir şey beklemiyorum. Diyecek ki ben sana maddi destek veremem ama bak, bu işi yapan, yazılım firması yapan arkadaşım var, onunla konuşturayım. Muhasebeci var, onunla konuşturayım. Bir de bilgisayar mühendisleri var, mezun olmuş, onlarla konuşturayım. Ticareti bilen erbab var, sağlam. Ticaretin erbabı. Onunla konuşturayım.
Konuştursun beni. Ben ona göre karar vereyim. Yok. Bütün aile ya. Blok ya. Blok. Sovyet bloğu gibi karşımda. Batı bloğu gibi karşımda. Gitmeyeceğim mi? Üniversiteye ne? Üniversiteye gitmez mi? Nasıl olur falan. 9 yılıma mal oldu. 9 yılıma en genç, en sağlam, her şeyi yapabilecek kadar gözü kara olduğum 9 yıla mal oldu. Çünkü niye biliyor musun? Annem babam veriyor ya parayı. İster birey ol, ister şirket, ister ülke. Kimden para alıyorsan onun sözüne bakarsın. Bu iş bu kadar basit. O yüzden size ulaşmaya çalışıyorum. Üniversite okuyun veya okumayın değil. Şartları ben kendimce, ben bir ergen arkadaşın, bir genç arkadaşın hangi konuda gitmesi gerektiği uzmanı Profesör Doktor Emre Çetin değilim. Ben kendi yaşadıklarımı ve bakış açılarımı her zaman anlatıyorum. Bu sefer de size aynı bakış açısı ve tecrübemi anlatmaya çalışıyorum. Düşüncelerimi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani üniversiteye gidin veya gitmeyin değil. Kendinize bakacaksınız. Ben şirket açamam. Ben kendi işimde gidemem. Yani açan, bakın lokmacı açan, kafeyi açıp batıran bir sürü insan dolu. Böyle şeylere bulaşacaksanız bulaşmayın. Basmıyor olabilir yani kafa. Bu alana basmıyordur. Gidip de ne bileyim, botanikçisindir çok iyi ya. Ben de botanikten anlamam. Bana iki tane çiçeği göster, adını bile bilmem. Hangi alanda iyisen ona yöneleceksin. O yüzden maaşlı çalışan olmak gocunacak bir şey değil. Ama işini o kadar düzgün yap ki askeri ücretin kat kat para, 3 katı 5 katı paranı alsan. İşini çok düzgün yapmak önemli yani burada. Ama sevdiğin alanda yapmak önemli. Bana kalsa günümüzde nasıl üniversiteye giderdim? Hangi şartlar altında? Üniversiteye gidilmesi gerektiği taraftarıyım. Oradaki ortam, kültür ve arkadaş ortamı. Bakın ben Kıbrıs'ta gittim. Uluslararası ilişkiler okudum. Bilgisayardan oraya geçtim. 40 kişilik sınıfın 35'i yabancıydı. Tunus, Libya, Filistin, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye'nin, Nijerya bilmem. Yani Zimbabwe'den bile vardı. Kabile, bir tane aşiret gibi kabilenin şefinin kızı falan vardı ya, takılıyorduk. Bindi. Yani bu kadar karışık bir ortam, Türkiye, düzeltiyorum, dünyanın en sorunlu bölgelerinden gelen öğrencilerle oradaydık. Anlattım bunu, daha önce de anlattım. Bir olay oluyor, hemen tartışıyorsun. Bu bana çok şey kattı alanında, uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminde çok şey kattı. Çünkü direkt Kaddafi olayı oluyor, orada iki tane Libyalı var. Birinin ailesi destekliyor, birininki desteklemiyor. Fikirlerini alıyorsun. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ikisi de keşke bunlar olmasaydı diyor, onları anlıyorsun. Durumu anlatıyorlar. Bir mahalleden bir mahalleye geçmek bile niye tehlikeli? Onu anlattılar. Ya böyle şartlar altında ben okudum. Memnun kaldım. Hocalarımız çok iyiydi. Hakkını yemeyeyim. Ha, iyi ki bitirdim, bitirmedim. Şimdi diplomam orada. Hani diploma isteyen arkadaşlara da böyle dürüm yapıp onu yollarım. Diplomayı çok, diploma öven, böyle seven bizim akrabalar falan vardı. Emre de bitirmedi mi falan diyen tipler vardı. Onları hepsine göndereceğim. Yani bana kalsa şu şartlar altında giderdim üniversiteye. Gidin. Kendi işimi kurardım. 17-18 yaşında. Paramı kazanırdım. Toparlardım. E-ticaret falan. Şu anki ben kendi şartlarım için söylüyorum. Bunu oturtabileceğimi düşündüğüm için. Sen bunu oturtamayabilirsin. Sen de kickboksçusundur. Siyah kuşağın antrenörlük belgen vardır. Gidersin üniversite okurken ders verirsin. Onu yani... Şartları kendinize göre uyarlamaya çalışın. Hiçbiri değilim. O zaman orada bir problem var işte. Yani 23 yaşına kadar, 23 yaşına kadar sadece CSGO oynuyorsan, sporu yok, ilgi alanın yoksa orada bir problem var. Mahalleliyle çekirdek kola yapıyorsan bir problem var kardeşim be. Artık internet çağındayız ya. Adam oturduğu yerden şirketini kuruyor, her şeyini yapıyor. Oturduğun yerden bilmem kaç pound da sterlin yani. İngiltere'de şirketini kuruyorsun. Dropshipping, Shopify'dan site kuruyorsun, AliExpress'ten gönderttiriyorsun oturduğun yerden. Sen böyle bir imkanla varken, programlama öğrenme şansı varken kalkıp hala ben bulamadım diyorsan o da senin arızan, neyse. Ben şu anda olsam paramı kazanırım, kendi evimi, kendi üniversite şartlarımı yani bir karşılayacak duruma gelmeye çalışırım. 23-25 yaşına kadar, 28 yaşına kadar fark etmez. 28 yaşında girerim üniversiteye. Hiçbir şey olmaz. 30 yaşında git ya. 35 yaşında git. Ne olacak? O ortamı gör. Paranı kur. Otur. Toparla. Takıl. Üniversitenin havuzuna git. Dans kulübüne gittim. Başka yere git.
Oradaki ortamı gör. Muhabbet et. Arkadaşlarla takıl. Mis gibi olur. Yani evet. Başka şartlarda keşke aileniz zengin olsa, istediğiniz yere gönderse, İngiltere'ye gönderse, buralarda. Yok. Eğer yoksa bunlar, mevcut şartlara göre en iyi yolu çizmeniz gerekiyor. Mevcut şartlara göre. E abi ben hiç girişimcilik istemiyorum. Tamam, o zaman bak, maaşlı çalışan olacaksan sevdiğin ve ilerleyebileceğin bir alanda ol. Bak benim dayım 6 yaşında saz çalıyor be kardeşim. Saz çalmaya başlamış. Annem 11 yaşında falan böyle yaprakları alıyor, bir şeylerin içine koyuyor. Tamam, bilim yapıyor yani. Şimdi annemin eczacı olup hücre kültürüne yönelmesi, Türkiye'de yapan çok sınırlı sayıda kişi var. Hücre kültürüne yönelmesi. Yani şey mi, rastgele bir şey mi böyle? Buna vahiy mi iniyor onlara? E dayım hem çalıyordu, düzeltiyorum, hem okuyordu üniversitede Bursa'da, hem de akşamları otellerde falan çalıyordu, ünlülerle çalışıyordu, romanlarla çalışıyordu. Hem konservatuarda batı müziğini, klasik müzik falan onları biliyordu. Hem akşamda Türk müziğini çalmayı öğreniyordu. Yani şimdi vahiy mi bu? Birden geliyor. Değil işte, çocukken neye meraklı onu bulmuş, merakını bulmuş. Sen ömür tükettin be kardeşim, yalan mı? Çoğunuz böyle, hepimiz böyle. Yani 3 saat 5 saat Instagram'da saçma sapan gönderileri kaydırdın. 3 saat dizi izledin. Survivor. O mu kazanacak, bu mu kazanacak? Her yıl birileri kazanıyor, ertesi yıl kimse hatırlamıyor. Seni oraya bağlıyorlar kardeşim ya. Yani IQ düşürüyor ya. 2 dakika izliyorum, IQ'm düşüyor yemin ediyorum. Neyi seveceğinizi bilin ya. Ya gençlerin en büyük problemi, elçide de çok konuştuk gençlerle. Neyi sevecek, ne yap, bilmiyorum abi. Ya öğren. 33 yaşında kickboksa başladım kardeşim ya. 33 yaşında ya. Yani bilmiyorum. Ah, yaşım benden geçti falan deme. Buldu işte. Bu yaşına kadar bulamadıysan bundan sonra bul. Yaşınız genç ya. 20'li yaşlarda her şeyi yapabilirsin. Ne olacak? Millet 25 yaşında bitirsin. Sen 30 yaşında bitir. Ama ne istediğini bil. Kadın konusunda da bil. İş konusunda da bil. Yemek konusunda da bil. Ne istiyorsun? Ben bunu istiyorum. Bitti. Ama yediğin bokun sorumluluğunu da alacaksın. Sağlam erkek olmanın bir numaralı kuralı. Başına gelen her şeyin sorumlusu sensin. Burada yürürken bıçaklandıysam sorumlusu benim. Doğru düzgün çalışıp sağlam bir erkek olup, doğru düzgün çalışmanın karşılığında sağlam kazanç sağlayıp buradan arabayla geçseydim, beni kimse bıçaklamayacaktı. Kendimi savunmayı öğrenseydim, beni kimse bıçaklayamayacaktı. Bu sorumluluğu almayı bilin. Ben bu bölüme geldim. Bunlar oldu, bunlar oldu. İşte bak, ben bizim dönemimizde yoktu Android Tate'ler, maskülen anlayış falan. YouTube yeni gelişiyor, bilmem ne oluyor. Keşke birileri bunları anlatsaydı. Benim kanalımdan olanları bahsetmiyorum. Yani bugün sosyal medyada her şeyi görüyorsunuz ya. Anlatıyor adamlar size. Her şeyi görüyorsun. Hala toparlayamıyorsun. Hala gidiyorsun mastürbasyon. Hala porno izliyorsun. Hala abur cubur yiyorsun. Hala fast food yiyorsun. Hala spor yapmıyorsun. Su içmiyorsun. Kendine bakmıyorsun. Hangi alanda gelişmen gerektiğini bilmiyorsun. Sonra ne yapacağım şimdi? Üniversite o. İstediğin üniversite oku. Yine başarılı olamayacaksın böyle giderse. Üniversite okumak da kolay. Bir şey yok ki, alırsın diploma. Aa, üniversite. Üniversite mezunuyuz. İş yok bize. Yok. Niye? Çünkü bu kadar vergilerle, bu aptalca sistemle hiçbir girişimci, hiçbir yatırımcı Türkiye'ye gelmez. Liberal kültürü anlatamadık size. Anlatamazsan girişimci kaçar. Girişimci kaçarsa iş imkanı olmaz. Bu kadar basit. Yani dönüyor dolaşıyor iş. Bireysel olarak kendini kurtarmaya geliyor. Bizim gibi ülkede. Cahiller, kültürsüzler, görgüsüzler ordusu bir ülkede. Tek partiye bahsetmiyorum. %80'i hangi partiye niye oy verdiğinin, hangi görüşü savunduğunun farkında değil. Anası babası bir partiye vermiş bir yaşam tarzında. O yüzden o partiye oy veriyor. Bitti. %80 böyle. Bu ülkede kendini kurtarmak zorundasın. Nasıl kurtaracaksın? Ne yapacaksın? Manava mı gideceksin kardeşim? Manavda elmayı parlatırken kendini mi kurtaracaksın? Böyle yurt dışına mı gidebileceksin? Zengin mi olabileceksin? Olamazsın. O yüzden seçtiğin yol hayatını değiştirecek. Bu kadar çalışmamızın sebebi ne? 50 yaşından sonra doğru düzgün hastanede gerektiğinde tedavi olmak. Çocuklarımıza sağlam bir gelecek bırakmak.
Ailelerimizin belki bizim için yapamadığını biz kendi çocuklarımız için yapacağız. Ama hala ne yapacağını bilmiyorsan eğer bu şartlarda, yani orada bir problem yok mu? Üniversite okumam lazım mı, okumamam lazım mı? Ne fark edecek? Alice Harikalar Diyarındaki gibi. Ha, nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin önemi yok. Ne yapacağını bilmiyorsan, nasıl bir gelecek kendin için düşünüyorsun? Hiçbir fikrin yoksa, yastığa kafanı koyduğunda geleceği, nasıl arabaya bineceksin, nasıl bir hayat yaşayacaksın, hangi işte çalışacağını bilmiyorsan, ister üniversite oku, ister üniversite okuma. Ne fark eder ki? Ne fark edecek yani? Ha, şunu da anlatayım. Çok böyle girişimcilik ıvır zıvırları var Türkiye'de işte. Kendi işimi kurdum falan. Ne olacak ben size söyleyeyim mi? 8 saat çalışıyorsan kendi işini kurduğunda 12 saat, 15 saat çalışacaksın. Daha fazla çalışacaksın. Daha fazla uğraşacaksın. Ben artık insanlara beddua etmiyorum mesela. 10 çalışanlık bir iş yeri kurarsın inşallah diyorum. 10 çalışanla uğraşmanın ne kadar zor bir şey olduğunu göreceksin. Yani istediğini bil. Dönüyorum, tekrar tekrar altına vuruyorum. İstediğini bil. Ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hangi yemeği yemek istiyorsun? Nasıl bir kızla evlenmek istiyorsun? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Kafanda sürekli bunlar olması lazım. Para, para, para. Önce bütün her şey paraya geliyor. Senin nasıl para kazanırsın? Oturmak sürekli böyle farkında. Bu iş nasıl? Bak adam şöyle bir iş yapmış. Hemen bakman lazım. Arkadaşlarına birbirine göndereceksin. Bizim ekip böyle şu an. Ulan bak bu da satılıyormuş. Bak böyle bir şey varmış falan diye birbirlerinden gönderiyoruz. Onlar gönderiyor bir şey yapıyor. Yani kendini bu şekilde geliştirsin. Elçiyi bu yüzden açtım ben. Kimse kıymet bilmedi. Abuk subuk. Abi işte A101'de kız gördüm. Anına nasıl tavlarım ana. A101'deki kızı. Para var mı? Yok. İş var mı? Yok. Kendi evin hayatın var mı? Yok. Ne yapmak istediğine dair bir amacın var mı? Yok. Kız tavlayıp ne yapacaksın oğlum? Ne yapabilirsin ki? Gidersin kahve içersin. Ev bile bulamayacaksın boş. Bir şey yapman lazım. Kendini bir kurtarman lazım bu hayattan. Kızı düşünecek vaktin olmaması lazım. Ya zorluğu 17-18 yaşında çekmeye başlasın. Daha öncesinden kendini geliştirerek 25 yaşından 30 yaşından sonra rahat etmeye başlasın. Ya 30'una kadar lay lay lom takıl. Onunla takıldım, bununla takıldım. Üniversite oldu, bilmem ne oldu. Ondan sonra işte gelirsin 50 yaşına. Başlar zorluklar. Tedavi olacaksın. Bak annem beyin tümörü oldu. Türkiye'nin, dünyanın ilk 3 doktorundan bir tanesine oldu. Para olmasaydı olur muydu? Olamazdı. Çok net söylüyorum. Vardı Başakşehir Devlet Hastanesi hemen arka tarafta. Oraya gitseydik ne olurdu biliyor musunuz? Ya yemek yemezdi, ya eli tutmazdı, ya bir şey olmazdı. Gittik gördük, oradakilerle de konuştuk. Para, 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 para. Yani para mutluluk getirmez, para sağlık getirmez, para bilmem ne getirmez. Aynen getirmez, getirmez aynen. Aynen. 50 yaşında tedavi olmak için birkaç milyon lira harcadığın zaman getirmez. Ev araba mahveden tedavisi, çocuğunun, eşinin, dostluğuna ben insanlar tanıyorum. Şimdi sağlıklılar, getirmez. Elbette yani hani bir noktadan sonra bütün tedavileri olursun ama olma, o ayrı konu. Senin bütün durumun olması lazım. Çocuğun için, sevdiklerin için ya. Parayı düşüneceksin o zaman. Kız görüyor, kalça sallayan kızı görüyor, ereksiyon oluyor. Gidiyor. Oğlum sen gavat mısın lan, porno izliyorsun. İki insan orada birbirini yiyor, sen onu izliyorsun. Gavat mısın sen? Sen kaha karınınla birlikte olmuş, başkası onu izlemişin. Ha porno ya. Oğlum bu nasıl bir saçmalık? Yazıyorlar bana günde 3 saat 4 saat izliyorum abi. Günde şu kadar 3 kere 2 kere 4 kere boşalıyorum. İyi bok yiyorsun oğlum, 3 saat bunu izleyecek vaktin nasıl var ya? Kendini geliştirmek, spor yapmak, dil öğrenmek varken bunlara ayıracak vaktin nasıl var, ben bunu anlamıyorum. Şunlardan bir kurtulun önce. Bunları yapsan ne olacak? Üniversiteye gideceksin. Kızla mı tanışacaksın? Orada kızlar seni mi bekliyor? Hayır, tam tersine. Gideceksin üniversiteye. Üniversitede de bu alışkanlıklarını devam ettireceksin. Üniversiteden de verim alamayacaksın.
Ondan verim yok, bundan verim yok. Hayatı yaşayacaksın öyle. Suçlarsın ondan sonra. Annem böyle, babam böyle, müdür böyle, eğitim sistemi böyle, iktidar zaten şöyle, muhalefet böyle. Yok beş büyük aile benim okumamı istemedi. Reptilanlar bana lacivert don giydirdi, değil mi? Sonra bitti, bütün ömür bitti. Kafanı kendini geliştirmeye, para kazanmaya, sağlam senin gibi düşünen adamları bulmaya harcaman lazım. Senin kaybedecek vaktin yok kardeşim. Üniversiteyi okuyayım mı, okumayayım mı? Sen şimdi ne cevap ver? Bu dediğim şekilde mi yaşıyorsun? Yoksa temiz, düzgün, kendini geliştiren bir şekilde mi yaşıyorsun? Bütün sorunun cevabı bu. Bunun dışında üniversiteyi kazan. Kazan kazanma fark etmez. Git gitme fark etmez. Bakış açısını, zihniyetini değiştiremediğin sürece hiçbir şey olmaz. Değiştirirsin, para kazanamazsın, çevre yapamazsın. Olmaz 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 ama eninde sonunda bu iş olacak. Zihniyetini değiştirdiğin zaman öğrenmeye başlayacaksın. Yoksa günde 3 saat porno film izleyip gidip habire abur cubur, habire bilmem ne, spor yok. Sonra ODTÜ'yü kazansan ne olacak? 200 bin maaş alsan ne olacak ya? Ya ne olacak? Ne değişecek senin hayatında? Göbekli, işte hanımcılık kazanacak, hanımcılık diyen bir adama dönüşeceksin yani. Ya İstanbul'u veriyorsun adama, İstanbul'u yönetsin diye. İşte ha, geldin çok da hanımcılık. Oğlum Cengiz Han'ı düşün, Emir Timur'u düşün ya, Fatih Sultan Mehmet'i düşün, Atatürk'ü düşün. Ne o hanımcı, sen ülkeyi, şehri veriyorsun yönetimini bilmem kaç milyon insana. Sözlere bak, işte buna dönüyor. Akrep yersen seninle çocuk yaparız. Var bir tane fenomenin eşi. Buna dönüyor iş. Yani para kazansan ne olacak sen? Sen Mercedes'e binsen ne olacak ya? Ne olacak yani bu kafa yapısında? Bana göre kaybetmiş bir insan. Önce kafa yapanı değiştir. Ondan sonra üniversiteyi düşün. Anlattıklarımı düşün. Umarım kendinizi toparlarsınız arkadaşlar. Esen kalın.